Tabii 2017 yılında daha gençtim. Şimdiye göre daha tecrübesizdim. 2017'den bu yana daha çok maç oynadım. Daha kendimi tecrübeli buluyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Heyecan konusunda da burası milli takım. Hepimizin hayalleri, hepimizin olmak istediği bir yer. O yüzden ben bu formayla her zaman çok heyecanlıyım. Her zaman çok inançlıyım. Yarınki maçla alakalı da hem çok umutluyum dediğim gibi hem de çok heyecanlıyım. İnşallah istediğimiz sonucu da alacağız. Milli takımımız için kadroya bakmaksızın her zaman umutlu olmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman çok genç arkadaşlarımız var. İşte Meri, Dorukan, Mert keza o da ilk resmi maçını oynadığı için söylüyorum. Çok genç arkadaşlarımız var, tecrübeli arkadaşlarımız da var. Ben çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. İlk maçta da bunu ne kadar kısa çalışma zamanımız olsa da yansıttığımızı düşünüyorum. Kişilere bakmaksızın bence her zaman milli takımdan umutlu olunmalı, her zaman destek olunmalı. Aslında bir nevi ben bu konuda size de teşekkür etmek istiyorum. Ben basını fazla takip etmiyorum ama hocamızın basın toplantısında söylediği bir laf vardı. Bu haftayı milli hafta yapalım diye. Sizler de bence üstünüze düşen görevi fazlasıyla yaptınız, bizlere çok destek oldunuz. Sizlere de teşekkür ederim. Çünkü çok genç arkadaşlarımız var. Bu desteği arkalarında hissetmek onların en büyük hakkı. Sizler de bunu ona verdiniz. O yüzden sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Sadece bu kampta değil, Cenk'le geçmişte de beraber oynuyordum. Zaman zaman oynadık, zaman zaman birimiz oynadık. Ben santrafor oyuncusu olarak sahada benim gibi bir santrafor oyuncusunun olması beni biraz daha rahatlatıyor. Ama tabii ki de her zaman karar hocamızın. Çünkü Cenk de forvet özellikli bir oyuncu olduğu için beni daha iyi anlayabildiğini düşünüyorum. Keza ben de bazen o ortada kalıyor, ben kenara geçiyorum. Cenk ya da Cenk de benim gibi bir futbolcuyla sahada oynaması ikimizden birini rahatlattığını düşünüyorum. O yüzden ben Cenk zaten futbolculuğuyla alakalı çok fazla konuşacak bir şey yok. Kişiliği de öyle. Onunla oynamaktan dolayı mutluyum. Şimdi bu konuda Emre abi biraz daha benden bir adım daha önde. Çünkü Emre abi benden çok daha tecrübeli, çok daha duygularını kontrol edebilen bir insan. Hocaya yardımcı olma açısından Emre abinin çok daha büyük bir rolü var ama ben de hocamı senelerdir tanıdığım için aslında ikimiz de birbirimizi çok iyi biliyoruz. İkimiz de birbirimizden ne istediğini, neler alabileceğini çok iyi biliyoruz. O anlamda ben hocayı çok iyi tanıyorum. Zaten arkadaşlarımız burada genç arkadaşlarımıza hocanın kim olursa olsun her zaman destek oluyoruz, her zaman yardımcı oluyoruz. Ama gerçekten güzel bir ortam oldu. Gerçekten güzel bir hava oldu. Dediğim gibi bununla sizin de katkınız çok fazla. İnşallah yarın da bu böyle devam edip gereğini yaparız diye düşünüyorum. Tabii ki de birinci dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesinler. Bu milli bir maç, milli bir görev. Tamamen duygularla oynanan bir maç. İnşallah biz de onları yarın mutlu edeceğiz. Şimdi tabii ki tecrübeli bir oyuncu olarak artık adlandırılıyorum. Avrupa Şampiyonası gördüm. Şimdi önümüzde tekrardan bir Avrupa Şampiyonası var. Kendimi iyi hissediyorum. Tabii ki de uzun vadede hedef Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Ama o kadroda olur muyum, olmaz mıyım? Çok da fazla bir önemi yok. Dışarıdan da hocam o kadar o kadar yetişmeyebilirim ama dışarıdan da olsam dualarım tamamen Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek uzun vadede. Kısa vadede hedefim tamamen Moldova maçı. Yarın gereğini yapıp Moldova maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Peki o zaman Murat'a teşekkür ederim. Kendisine antrenmanı.